İstiridye mantarı. Pleurotus ostreatus. Kavak mantarı. Kayın mantarı. Değişik isimleri var. Evet, daha önce misal oluşturmuştuk bakın. Çay tortusunda denedik. Çok güzel oldu. Evet, bundan sonraki aşama bu misalleri uygun kültür ortamına ekim yapacağız. Bunun için talaşımız, evet, çay tortusu, kepek olabilir, ince bulgur, yani buğdayla ilgili bir malzeme olabilir. Buğdayda bol miktarda nişasta var, biliyoruz. Evet. Bunları dezenfekte ediyoruz. Bakın. Bu kaynamış suda şu an bekletiyoruz. O zaten çay kaynamış sudaydı. Evet, bakın nemi %50 oranında şu an kurudu. Yine talaşımızı 3-4 defa kaynamış suyla yıkıyoruz. Kaynatabilirsiniz de. 15 dakika civarı. Evet. Daha sonra bu talaşı süzeceğiz ve yine %50 nem oranına getireceğiz. Kurutacağız gerekiyorsa. Ve şu üç tanesini talaş, işte bulgur ve çay tortusunu harmanlayacağız. Ve en son ekim yapacağız. Devamı gelecek. Evet. Talaş, bulgur, çay tortusu, misal. Evet.